Merhabalar, hoş geldiniz Sema 04, Semaat'in örgü kanalına değerli örgücüler. Sema 04, Semaat, bugün size yakadan 40 beden hırka ölçüsünü vereceğim. Şöyle, bundan önce de yapmıştım. Yeşil hırka var, gri hırka var. Şu şekilde yakamız olacak. Bu yakanın bir yarısı. Yarıya kadar ördüm. Yarıdan sonra biten yeri şişe taktım. Buradan dizdim. Devam ediyorum. Kaç model yapmışım? Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4 model yapmışım. Şimdi bunun yapılışını size anlatacağım. Hemen bu arada ipim Lavita. 100 gram 250 metre 4-4,5 şişle yapılıyor. Benim elim sık olduğu, gevşek olduğu için 3-3,5'la yapıyorum. Şimdi hemen bunun başlangıcını sizinle örelim. Toplamda 18 tane ilmek. 18 tane ilmeğimizi şöyle 2 şişe. 2 şişe birlikte başlayacağım. 18 ilmek başlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 18 tane ilmek başlıyorum. İlmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şişimin birisini çıkarıyorum. Bakın nasıl gevşek. Çünkü bu taraftan da ilmek çıkaracağız ya. Hemen bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. On sekiz ilmeğin 18'inde ters örgü olarak örüyorum. Bu yaka. Uzun bir yaka yapacağız. Bir sıra ters ördük. Kenardan ilmeğimi düz aldım. Şimdi 5 tane lastik yapacağım. Lastiğimin bu ters olması lazım. Ters, düz, ters, düz. Evet, doğru. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2, 4, 5 tane lastik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane düz ördüm. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 2, 4, 5. Evet. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, kenar ilmek, ters. Arka yüze geçiyoruz. Şimdi önce bir modeli kuralım. İlmeğimi örmeden aldım. Biraz sıkı tutun bu ilmeği. Tersi örmedim, düzü ördüm. Tersi örmedim, düzü ördüm. 1, 2, 3 ters. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ters, 1 düz, tersi örmeden al, 1 düz, tersi örmeden al, kenar ilmeğini de örmeden al. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak ördüm. Geldik 8 tane ilmekte. Arada 2 tane boşalmıştım. Boş ilmekle 3 tane ilmeğime yer değiştiriyorum. 3'ünü arkadan şişimi aldım. Boşaldığım ilmeği başa aldım. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Tekrar boşaldığım ilmeği şişimi aldım. 1, 2, 3, boşaldığım ilmeği sona alıyorum.
3 tanesini ortaya aldım. 1, 2, 3, 4. Birinci modelim çıktı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, kenar ilmek. Arka yüze geçiyoruz modelimizin. Arka yüzden tersleri örmeden düzleri örerek. Ters örme, düzü ör. 1, 2, 3, 2 ilmeği örmeden al. Ortadaki 2 ilmeği örmeden al. 1, 2, 3, ters. Bir düz, ters örmeden al. Bir düz, ters örmeden al. Kenar ilmek. Ön yüze geçiyoruz. Kenar ilmeğini ördüm. Düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. Tersi örtüm. Bir tane düz ördüm. Şurada boşaldığım ilmek var. Boşaldığım ilmekle iki ilmeğe yer değiştiriyorum. Bu kez ikisine yer değiştirdim. 1, 2, 3. Diğer boşaldığım ilmekle diğer iki ilmeğe yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra düz örgü olarak örüyorum. Hepsini. Kenar ilmeğimi de. Tersi ters, düzü düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıp arka yüzden örüyorum. Çevirdik. Tersi örmeden düzü örerek, tersi örme, düzü ör. 1 modele geldik. 2 3 İkisini örmeden al. Ortada daima ikisini örmeden alıyoruz modelin yarısına kadar. İkisini örmeden aldım. 1 2 3 ters, bir düz, ters örmeden al, bir düz, ters örmeden al. Kenar ilmeğini de örmeden al. Ön yüze geçiyoruz. Tersi ters, düzü düz. Şimdi burada iki tane ortada ilmek almıştık ya boş. Bir, iki düz ördük. Bir ilmekle yer değiştirdik. İlk başta 3 ilmekle, sonra 2 ilmekle, sonra 1 ilmekle yer değiştirdik. Modelin tam ortası. Yine ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelin yarısındayız. Tersi ters, düzü düz. Kenar ilmek. Şimdi modelin yarısı bitti. Yarısından sonra ilmekleri farklı yerden boşalacağız. Arka yüzden örmeden boşalacağımız ilmekler bakın şunlar. Bunu boşalacağım, ikisini öreceğim, şunu boşalacağım. Yani ortadan başlıyoruz boşalmaya. Takip edin. Tekrar kenar ilmeğimi, lastiğimi ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm, örmeden aldım, düz ördüm. 1 2 tane ilmek ördüm. Bir örmeden aldım. 1 2 ilmek ördüm. Bir örmeden aldım. 1 2 tane ters ördüm, bitirdim. Artık lastiği anlatmama gerek yok arkadaşlar. Ön yüze geçiyoruz. Tersi ters, düzü düz. Bir, iki tane düz ördüm. İki düzden sonra boşaldığım ilmekle ortadaki ilmeğe yer değiştirdim. Bu kez içeri doğru kapatıyorum. Bir, iki düz ördüm. Arka yüzden boşaldığım ilmekle ortadaki ilmeğe yer değiştiriyorum.
içe aldım. İlmekler düz. Bir açtık, bir kapattık modeli. Tersi ters, düzü düz. Kenar ilmek örmeden. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden tersleri örmeden düzleri örerek. Şimdi tekrar boş ilmek alacağız. Bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört tane ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Lastiklerime geçtim. Ön yüze geçtik. Kenar ilmek düz, ters, düz, ters. Bir tane düz ördüm. Arka yüzden örmeden aldığım ilmeği iki ilmekle yer değiştirdim. İkisini sağa aldım. Her seferinde düz örgü. İşte burada da yine aynı şekilde iki ilmekle boşaldığım ilmeğe yer değiştiriyorum. Öne aldım. 1, 2, 3 ve 4. 8 ilmek yine. 2, 4, 6, 8. Şimdi tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Tersleri örmüyorum. Düzleri örüyorum. Her seferinde bu böyle. İlmeğimi boşalttım. Örmeden aldım. 6 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm. Son tersimi de örmeden aldım. Lastiklerimi örerek sırayı yine bitirdim. Ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtim. Lastiklerimi yaptım. Tersimi ördüm. Boş aldığım ilmekle 3 ilmeğe yer değiştiriyorum. 3 ilmeğe yer değiştirdim. Model bu şekilde bitmiş oldu. Evet. Tekrar 1, 2, 3 ilmeğimi aldım. Boş aldığım ilmekle 3 ilmeğe yer değiştiriyorum. Hepsini düz örgü olarak örüyorum. Tersi ters, düzü düz. Kenar ilmek örmedim. Bir model bitti. Şimdi arkadan hiçbir işlem yapmadan ters ters düzü düz olarak örüp geliyorum. Terslerimi yine örmeden lastik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ters ördüm. Lastiğimi örüyorum. Ön yüze döndüm. Ön yüzden de yine herhangi bir işlem yok. Bir model bitti. İkinci modelin zeminini hazırladık. Hazırlıyoruz şu anda. 8 tane ilmeğim, 8'i de düz. Tamamlayıp arkadan geliyorum. Bir modelimiz bitti. İkinci modelimiz arka yüzden yine devam etsin arkadaşlar. İkinci modelimiz aynen bu şekilde tersimi örmeden düzümü örüyorum. 1, 2, 3. 2 tane ilmeği örmeden alıyorum. Yine aynı başa döndük. 1, 2, 3. Tersi ters. Düzü düz. Kenar ilmeğini de örmeden aldım. Şimdi bir tarafta modelin birisi bitti. Bakın. İkinci modele başladık. Şuradan ikinci modele başladık. Biri bitti, ikinci modele başladık. Diğer taraf bu şekilde
1, 2, 3, 4 tane ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Diğer tarafı nasıl yapacaksınız? Onu da göstereyim hemen şöyle kısaca. Bakın şurada gevşek 2 kat şişe başladık ya. Bunu aynen şu şekilde arkadaşlar. Hangi taraftan kolayınıza giderse. Hangi taraftan kolayınıza giderse. Bu 18 ilmeği şu uçlardan çıkarıyoruz. On sekiz ilmeği şu şekilde uçlardan çıkararak aynı işlemi diğer tarafa yapıyorsunuz. Sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 eksik almışım. Şuradan eksik almışım. 18 ilmek çıkaracağım. Buradan da 18 ilmeği tamamladım, düzenini aldım. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18. Aynı işlemi buradan devam edeceksiniz. Aynı modeli buradan devam edeceksiniz. Onu da hemen kısa bir göstereyim. Şimdi bu şekilde ipimi taktım. Sadece nasıl yapılacağını gösteriyorum. 5 tane ilmeğim lastik olacak. 2 4 5. Şu ters olması lazım. Ters olacak. Ters, düz, ters, düz. Evet. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ördüm. 1 ters ördüm. 1 düz ördüm. 1 ters ördüm. Biraz ilmekler sıkı geçmişim arkadaşlar. Kenar ilmeğim düz, ters, düz, ters. Tamam. Şimdi 8 tane ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek düz. Diğer tarafı devam ettiriyoruz şu anda. 8 ilmekten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir ters. Bu tarafa da modeli kurduk. Arka yüzden yapacağınız işlemde aynen bu şekilde kenar ilmeğimi aldım. Tersleri örmeden düzleri örerek tersi boşal, düzü ör. 2 4 5. 1 2 3. Yakanın diğer tarafı. 1 2 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 ters ördüm. 1 düz tersi örmeden al. 1 düz tersi örmeden al. Kenar düz ilmek. Böylelikle arada hiçbir kayıp olmuyor. Model tam baş başa denk geliyor. Bakın şura benim orta modelim. Hiç de belli değil. Bunu bu şekilde 8 tane örelim. Sonra yakanın dizilimine geçeceğiz. Önce bir burayı yapalım. Nerede kalmıştık? Yakayı yapmada kalmıştık. Yakayı tarif ettiğim gibi yaptıysanız eğer, bakın şöyle model olarak sayarsanız tam modelin ortası 1 2 3 4. 4 ilmek, 4 model bitmiş. Her iki tarafta da 1 2 3 4. 4 model bitti. Kaç santim yaptık bu ipe göre değerli ölçüler? Kaç santim yaptık? Hemen ölçüyorum. Kırk dört, 42 beden 29 santim yaptık. 29 santim yaptık. Şimdi buradan
Ben şu arkadan 70 tane ilmek çıkaracağım. Nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle çıkarın. Ama bir rahat çıkarma tekniği vardır. Şöyle ben bir taraftan çıkardım. Bir şişle çıkardım. Şimdi diğer şişle de sizin nasıl çıkaracağınızı göstereceğim. Bu ortada ek yeri olduğu için orta birazcık meşakkatlı. Şuradan şöyle bir ilmek aldım. Şuradan başlayacağım ben şimdi. Tamam. Bunu herhangi bir şişimle aldım. Şöyle tutun. Arka yüzden şu ilmekleri birer birer şişinize alın. Artırmamız olacak. Onu örerken artıracağız. Toplamda 30 tane ilmek çıkardım. Tamam, bir sayalım 30 tane ilmeğimizi hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane ilmeğimizi çıkardık. Bu şekilde. 30 da buradan çıkardık. 60 tane. 70'i bulmak için 10 tane ilmek lazım bize. 10 tane ilmeği aralarda artıracağız. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. Misinalı şişime geçiyorum. İplerin her ikisi de aynı uçta. Tamam mı? İşte bunu hemen misinalı şişime geçiriyorum. Misinalı şişime taktım. Fakat modelinizin her ikisi de aynı sırada olsun. Bakın burada da bitti. Arka yüzden model kuracağım. Bu tarafta da bitti. Arka yüzde model kuracağım. Şimdi başlayıp ilmeklerimi hem örüp hem artıracağım. 35 bir yarısında, 35 de bir yarısında. Şimdi ilk etapta düz örüyorum. Burada 18 tane ilmeğim var. Hemen başlayıp bütün ilmeklerimi bu sıra düz örgü olarak örüyorum. 6 tane ördüm. Bakın şöyle sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bizim ön patımız. Buraya bir ayraç takayım ben. Burası benim ön pat. Ön pattan sonra 2, 4, 5, 6, bir tane artırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bir tane daha artırıyorum. İkinci artırmamı da yaptım. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dördüncü artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. artırmamı da yaptım. 5. artırmamı da yaptım. Şöyle bir sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Bir tane ilmeğim eksik. Bir tane ilmek eksik.
Onu da şu ortadan alabilirim. 35'i tamamladım. Tam orta. 35 tane bu tarafta. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bir tane artırdım. 6 ör 1 artır. Her iki tarafta da 35'er ilmek olacak. Toplamda 70 tane ilmek çıkardık. 42 44 beden. 70 tane ilmeği çıkardık. Şimdi devam ediyoruz. Bu bizim önde 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şu ilmeği bedene alacağız. Tamam? Hem de ters olarak öreceğiz onu. Yani lastik olarak devam ediyoruz normalde. Yine modelimi yapıyorum. Hemen modelime geldim. Modelim bu sırada düz. 8 tane düz. 5 ilmeğin biri ters, biri düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmek örmeden aldım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Görüntü bu. Arka yüzden misin alış. Şimdi devam ediyorum. Bu sırada da hiçbir işlem yok. Ön modelde her seferinde göstermeyeceğim. Çünkü ön modelin yapılışını gösterdim değerli örgüler. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden al. Düzü ör. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 2 tane örmeden aldım. Bu bizim ön pat. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 düz tersi örme. Düz tersi örme ve düz. Evet. Şimdi bundan sonraki ilmeklerim bütün ters. Hepsini ters yapacağım. Bu sırayı tamamen ters olarak sıra sonuna kadar gidip ön yüzden modelimizi kuracağız. Lastiğe kadar hepsini ters örüyorum. 70 tane ilmeğin hepsini ters olarak ördüm. Şimdi burada bir tane düz ördüm, tamam mı? Ön tarafa ters olarak çıksın diye. Tersi boşaldım. Düz ördüm. Tersi boşaldım. Düz ördüm. 1 modele geldim. 2 3. Bakın modelim ikisi de aynı sırada. İpi kendime doğru alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeklerin tersleri örmeden, düzleri ör, kenar ilmeğini de örmeden al. Şimdi ön yüze geçip ön yüzden yakamızın ilmek sayılarını ayarlayacağız değerli örgücüler. İşte ilmek sayılarını ayarlayıp size söyleyeceğim hemen. Şimdi şöyle hesapladık değerli örgücüler. Ön pat, ardından tersten sonra bir ilmek ayırdım. İki tane ayraç, iki tane ilmeğim artırma ilmeği. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 kol için. 2 tane ayırdım artırmak için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Arka beden için. Arka bedende 2 ilmek daha artıracağım. 2, 3 artırabilirsiniz. Sorun değil. Diğer kolda yine aynı sayıda. Arkayı ben 38 ilmek istiyorum. Yine artıracağım. Ama ilk sırada değil. Şimdi 34, 4 ilmek daha artıracağım arkada. Hemen modelimle başlıyorum.
Kenar arkadan almadığım ilmeği ördüm. Düzü de ördüm, tersi de ördüm. Ön yüzde, düzde, terste örülecek. Modelime geldim. İki tane boş almıştım. İki tane ilmeği bu üç ilmekle yer değiştiriyorum. Ortadan boş aldığımı. Üç taneyi öne alıyorum. Ortadakini başa alıp dördünü de düz olarak örüyorum. Diğer tarafta 1, 2, 3 ilmeği aldım. Arka yüzden boş aldığım ilmeği sol şişe takarak soldaki 3 şişi de 3 ilmeği de öne aldım ve dördünü de düz olarak örüyorum. Dördünü de düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir ters. Evet. Şimdi burada bir tane ön için ilmek ayırdım. Bunu ördüm ve yanında gizli artırma yaptım. Ön burası. Bu iki tane ilmek sürekli kol için düz olarak örülecek. Tekrar bir tane daha artırdım. Kola geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane kol ilmeğini ördüm ve bir tane artırdım. 1 2 tane ördüm. Arka bedene geçtim. Bir tane artırdım. Şimdi arka bedende 34 tane ilmeğim vardı. Bu 34 ilmeği şimdi bazı iplerde 40 tane bile olabiliyor bu. Ben bu ipe göre anlatıyorum. Şu anda 34 ilmeğim var. 36'ya hesabımı yaptım. 36 tane yapacağım. Bir tane burada artırdım. Koldan sonra bir tane de diğer kolun yanında artıracağım. Toplamda 36 tane ilmeğim olacak arka bedende. Kola yaklaşıyorum. Bir tane de burada artırdım. 36 ilmeğe tamamladım. Diğer kola kadar düz olarak örüyorum. Toplamda arkadaki ilmekleri 36'ya tamamladım. Şimdi arka ne kadar çok olursa hani o kadar geniş olur. Ama önemli olan yaka. Reglan kol dikkat ederseniz hazır örgülerde bile bu kısımlar azdır. Yani çok olmayla çok genişlemiyor. Hemen kol yerine geçiyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Kola geçtim. 13 tane düz örüyorum. 13 tane düz. 13 ilmeğimi ördüm. Ve tekrar artırdım. Burada ilmeğim varmış. Artırdım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Artırdım. Önden bir tane ilmek ördüm. Ve modelime geçtim. Modelin diğer tarafın aynısı. Yine de şöyle ilmeklerimi değiştirdikten sonra boşaldığım ilmekleri 3 ilmekle yer değiştirdim. Bu taraftaki modelimi de yaptım. Aynı model diğer tarafta olduğu için gösterme ihtiyacı duymadım. Tersi ters, düzü düz. Kenar ilmeği örmeden aldım. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden tekrar devam ediyorum. Tersi örmeden, düzü örerek. Tersi örmeden düzü ör. 1 2 3 tane ters ör. 1
İkisini örmeden al. 1, 2, 3 tane ters ör. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane lastiğimi ördüm. Modelimiz düz olacak. 1, artırmayı da bu şekilde örün. 2. Önde 2 tane ilmeğim oldu. Şimdi diğer ilmeklerin hepsini ters örgü olarak sonuna kadar örüyorum. Hepsini ters öreceğim. Bütün ilmekleri ters ördüm. Yine modelime geldim. 1, 2, 3 tane ters ördüm. 1, ikisini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Lastiklerimi örüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüzden isterseniz modelde koyabilirsiniz değerli örgücüler. Ben model koymadım. Bu yaka modelini anlatmak istedim size. Şimdi burada birini ördüm. 2 ilmekle ortadan boşaldığım ilmeğe yer değiştirdim. Üçünü de düz ördüm. 1 ilmeği aldım. 2 ilmekle yer değiştirdim. Ön pat, yelek, hırka ne yaparsanız bitene kadar bu şekilde devam edecek. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Geldik ön artırmaya. Şimdi önde ve yaka yapmak istiyoruz. Tamam mı? Bu sıra hiçbir şey yapmadan yine örüyorum. Bakın iki tane düzüm oldu. Bu benim üçüncü sıra. 1, 2 düz, kola geçtik, artırdık. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzden artırma var, arka yüzden hiçbir işlem yok. Dilerseniz kolun üzerine, arka bedenin orta kısmına model koyabilirsiniz değerli hanımlar. 2 tane ayracıma geldim. Artırmamı yaptım. 1, 2, arka bedene geçtim. Artırmamı yaptım. Bütün ilmekler diğer kola kadar düz. Şimdi herhangi bir işlem olmadığı için değerli örgücüler sadece artırmalarımı yapıp düz örüp geliyorum. Öne geldik. Önde de yine 2 tane ayraçta olan ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. 1, 2. Toplamda 3 tane oldu önde ilmeğimiz. Lastiğimi örmeye devam ediyorum. Modelimi de birlikte örelim. Ters ördüm. 1 tane düz ördüm. Burada diğer 2 ilmekle 1 ilmeğe yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. İlmeğimi aldım. 2 ilmekle diğer ilmeklere yer değiştirip düz olarak örüyorum. Yaka modelli olduğu için bedene herhangi model istemez. Yine de arzunuza bağlı. Lastiklerimi yapıp arka sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden al. Arka sıraya geçtim. Lastiklerimi ördüm. Yine 1, 2, 3 tane ters ördüm. İkisini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Lastiklerimi örüyorum. Tersleri örmeden. Bu şekilde bu sıramı da arka yüzden örüp geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Lastiklerime geldim. Lastikleri tersleri örmeden düzleri örerek tekrar 1, 2, 3. 3 tane ters ördüm. Evet. İkisini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Lastiklerimi örüyorum.
Şimdi değerli hanımlar bakın. Burada ölçüyü verdik. Yani bunu aynı zamanda dediğim gibi mankene ölçerek yapıyorum. Bakın 46 beden olsa bile bir ensene kadar kalın olabilir. Ancak bu kadar olabilir. Şunu bir ölçüyorum bakın. Çok başlamayla çok büyük olmuyor. Yani bu arkayı işte 40 tane ilmek yapayım büyük olsun. Yani o kadar da ona bağlı değil. Kesin söylemiyorum ama bakın. Şura enseye gelecek. Şura enseye gelecek bakın. Tam yakanın alt kısmı. 16 santim. Ense burası. Yani bundan büyük de bir ense olmaz ki. Şimdi buradan biz ne yapacağız? Bunu şöyle artırarak gideceğiz. Tamam mı? Bakın şimdi elimden geldiği kadar net anlatmaya çalışıyorum değerli örgücüler. Burası arka beden. Bakın tam ense. Şuraya kadar. Buradan sonra artarak, kollar da artacak. Artarak aşağı inecek. Yani ona göre hesaplıyoruz. Yani mankende de gösterebildiğim kadar gösterdim değerli hanımlar. Bu şekilde çoğalacak ilmeklerimiz. Şimdi hemen tekrar önde V yaka yapmak istiyorsanız eğer her 6 sırada bir ilmek artırın. Tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Modelimi de yapıyorum. Modelimin de tam orta kısmındayım. Bir ilmek aldım. Diğer ilmekle yer değiştirdim boş ilmeğe. Evet, ilmeklerimi, modelimin de son sırası bu. Şimdi önde V yaka yapmak için toplamda kaç sıra ördüm? Yani önde şu anda 3 tane ilmek var. 3 tane ilmekten sonra bir tane daha ön kısımda artıracağım lastiğin yanında. Şimdi burası benim lastik ya. Burada kaç ilmek var? 1 2 3. Bir tane burada artırıyorum. Her 6 sırada bir tane artırma yapın. 1 2 3. Kola geçiyorum. Ön bedenin artırması bitti. 1 2 ön yüzde her seferinde bu artırma işlemi yapıp bir miktar örün. İşte bu şekilde artırmalarımızı yaparak bir miktar örelim arkadaşlar. Biraz örüp diğer öne kadar gelelim artırmaları yaparak. Şimdi öne kadar kollarımın artırmalarını yaparak geldim. Bu arada ilmek sayımız çoğalıyor. Hemen artırmamı yapıyorum. 1 2 tane düzümü örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ön bedene geçtik. Ön bedende 1 2 3 tane ilmeğim var. 1 2 3 tane örüyorum. V yapmak için, V yaka için bir ilmek artırdım. Şimdi bakın kaç sıra örmüş? Bir artırmışım. Şuradan sayalım. Şu ilmek çıkarmayı değil. 1 2 3 4 5 6. sırada artırma yapmışım. Artırmalarınızı bu şekilde yaparsanız güzel bir V yaka elde etmiş olursunuz. Bu önde de yine bir ilmeğimle öbür ilmeğe boşaldığım ilmekle örmediğim ilmeğe yer değiştiriyorum. Aynı şekilde modelin zaten anlatımı var ama burada da tekrar bir hatırlatma yaptım. Umarım beğenirsiniz. Burada amacım 42-44 beden yakanın ölçüsüydü. Tamam mı? Şimdi birkaç sıra daha örüyorum. Şimdi V yakan yapmak için arkadaşlar bu sıradan başlayıp 5 sıra yapıp sonra tekrar önde artırma yapacaksınız. V yaka o şekilde ilerleyecek. Bakın bir tane ilmek artırdık. Bu şekilde
bir miktar ürün. Eğer ipiniz ince ise, elinizde sıkı ise, bakın arka ilmeği 40 tane yapabilirsiniz. Ama kollar yine 13 tane olacak. Arka ilmekte 40 ilmek yapabilirsiniz. Kollar yine 13 ilmek olacak. Çünkü kollar çok bol oluyor o zaman. Yani ben öyle bir denedim de çok bol oluyor. Yani 1-2 ilmek artırıp daha da büyüğünü yapabilirsiniz. Zaten küçük yaka var. Oradan da çocuklar için yapabilirsiniz. Şimdi siz bu kısmı örün bakalım. Biraz daha örüp ikinci bölümü de çekebilirim. Bakın söz vermiyorum ama çekebilirim. Burada amaç bu yakanın 42-44 beden yakanın anlatımını yapmaktı. Bu şekilde. Haydi bakalım, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.